İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine kademeli normalleşme tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelge ile birlikte Elazığ'da 17 Mayıs itibarıyla tam kapanma süreci bitecek ve kademeli normalleşmeye geçilecek. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma süreci 17 Mayıs itibariyle sona eriyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine kademeli normalleşme tedbirleri konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21.00-05.00 hafta sonları ise cuma günleri 21'den başlayıp pazartesi saat 5'e kadar devam edecek. Bu tedbirler ise 1 Haziran'a kadar uygulanacak. Ayrıca yine yayımlanan son İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre iki doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlarsa sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi günlerde sadece 10-14 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması olmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek. Yeme içme yerleri hafta içi günlerde 07-20 saatleri arasında gel al ve paket servis 20-24 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek. Yeme içme yerleri hafta sonlarında ise 07-24 saatleri arasında sadece paket servisi olarak hizmet verebilecek. Kahvehane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, internet, kafe, elektronik oyun yerleri, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları 1 Haziran'a kadar hizmet vermeyecek. Parakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, berber gibi dükkanlar hafta içi günlerde 7 ve 20 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. AVM'ler hafta içi 20 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise kapalı olacak. Pazar yerleri hafta içi günlerde 07-19 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta sonları ise kurulmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatleri 10-16 olarak uygulanacak. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları için uygulanan 150 kapasite sınırlamasına devam edilecek. Kreş ve anaokulları 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında faaliyetlerine devam edecek. Huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Nikah ve düğünlerle ilgili olarak evlendirme işlemlerinin yapılacağı belirtilen genel gece, halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerle nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edileceği kaydedildi. Şehirler arası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanları hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme içme yerlerinin aynı masada aynı anda en fazla iki kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları için uygulanan %50 kapasite sınırlamasına devam edilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşmedeki eğitim kararlarını da açıkladı. Yapılan açıklamada 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları, takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzundaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir denildi.